Teşekkürler Emel, çok teşekkürler Hülya, Saniye. Çok etkileyici sunumlardı gerçekten. Sesim iyi geliyor mu? Bilgisayar üstünden bağlandığım için önce bir onu teyit edebilirsem rahat rahat devam edeceğim. Gayet iyi Serdar. Çok teşekkürler. Ya şimdi iki hukukçu dinledik ve hukukçuları dinlemek benim açımdan her zaman çok öğretici de oluyor. Emel'in bu sempozyumu açarken söylediği şey bir birlikte düşünme imkanı yaratma amacı gütmüş olması hafıza merkezinin gerçekten çok kıymetli. Çünkü hani bu sempozyumla ilgili bir çalışmaya başladığımda zaman aşım meselesi üstüne hani burada bugün konuşacaklarımın tartmaya, evirip çevirmeye başladığımda benim açımdan muğlak birçok şey olduğunu ve biraz da hayretle fark ettim. Bu zaman aşım meselesi biz hukukçu olmayanlar, faniler için son derece karışık ve anlaşılmaz bir meseleymiş meğer. Yani Emel'in başta söylediği soru ki o soruya geleceğim. Yani zaman aşımı kurallarının bireyler arasındaki suçlara uygulandığı haliyle zaman aşımı kurallarının neden ağır insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda uygulanamayacağına ilişkin bir takım argümanlar geliştirmeye çalışıyoruz hep birlikte. Benim de bu konuda altını çizmek istediğim birkaç şey var. Ama şunun kendisi de başlı başına tekrar ediyorum. Biz hukukçu olmayanlar için hayret verici bir şey. Bireyler arasındaki suçlara niye zaman aşımı kuralları uygulansın ki? Yani zaman aşımı diye bir şey niye var doğrusu. Dolayısıyla aslında hiç yapmayı tasarlamadığım biçimde bu sempozyuma ilişkin hazırlığım beni hukuk ve zaman üstüne düşünmeye de götürdü. Hani biraz buraya ilişkin birkaç notumu paylaşarak belki de başlamak iyi olacak. Şimdi hukukun zamanla ilişkisi ilginç bir ilişki ve tuhaf bir ilişki. Çünkü bir açıdan baktığımızda ve özellikle de konuştuğumuz şeyler bağlamında yani ağır insan hakları ihlallerinin mağdurların yakınları açısından zaman veya zaman akışı dediğimiz şeyin herhangi bir fiili, bir suçu, bir fiili, bir ihlali, suç ve ihlal olmaktan çıkarması anlaşılabilir bir şey değil. Çünkü zamanın akışı dediğimiz şeyin herhangi bir normatif anlamı yok. Zaman akışı dediğimiz şey dolayısıyla da bir şeyin suç olup olmadığına, ihlal olup olmadığına karar verirken göz önüne alınabilecek bir faktör gibi görünmüyor gerçekten de. Dolayısıyla da hukukun bu normatif boyutundan baktığımızda zaman ve zamanın akışı dediğimiz şey yani konu dışı, ilgisiz, hatta münasebetsiz bir şey gibi görünüyor. Ve böyle hissetmekte, böyle düşünmekte, meseleyi böyle görmekte de bir açıdan son derece haklıyız. Fransız filozof Jean Kelevich'in 1965'te bu Nazi savaş suçlarının zaman aşımına uğraması tartışmaları bağlamında hani böyle bas bas bağırarak söylediği bir şey var. Nasıl olur da üstünden şu veya bu sürenin geçmesi böyle bir suçu suç olmaktan veya soruşturulabilir olmaktan, cezalandırabilir olmaktan çıkarır. Bunun hakikaten sağduyumuz açısından kabulü zor bir yanı var, bu çok kesin. Dolayısıyla zaman aşımı denilen şeyin bir muamma karakteri var. Ama öte yandan, şimdi bu ağır insan hakları ihlalleri vesaire bahsini kısaca paranteze alarak düşünürsek, hukukun zamanla ilişkisi asli ve ya özsel bir ilişki aynı zamanda. Neden böyle diye sorduğumda benim verebildiğim kısa yanıt şu. Çünkü aslında zamansallık eylemlerimizin asli veya özsel bir veçesi. Şu anlamda asli veya özsel bir veçesi. Her eylem zamanda gerçekleşiyor. Hani felsefi spekülasyon yaparak söyleyeyim. Zamanda yer almayan bir varlık düşünebiliriz. Mesela Tanrı böyle düşünülür. Yani bunu düşünmekte akılsal olarak herhangi bir çelişki yaşamayız. Zaman dışı bir varlık düşünülebilir ve bu çelişik değildir. Ama zaman dışı bir eylem düşünülemez. Veya zaman dışı bir eylemi düşünme çabası ister istemez çelişik bir duruma bizi götürür. Çünkü eylem dediğimiz şey gerçekleştirilmesiyle, bir süreye yayılmasıyla, başlangıcı ve sonu olmasıyla hep bir öncelik ve sonralık bağıntısı yaratır. Yani zamansallık bağıntısı dışında eylem dediğimiz şeyi düşünemiyoruz.
Dolayısıyla da hızla hukuka geliyorum, hukukun zamanla ilgisine geri geliyorum. Eğer hukuktan beklentimiz, eylemlerimizin normlar aracılığıyla düzenlenmesi ise hukukun bu beklentiyi yerine getirebilmesi ister istemez zamana ilişkin normlar konmasını zorunlu kılıyor. İşte çok basitçe düşünelim. Yani bir kişinin seçimlerde oy kullanma yeterliliğine sahip olabilmesi için resmi doğum tarihinden sonra 18 tam yıl geçmesi gerektiğini mesela kabul ediyoruz. Başvuru sürelerinden bahsediyoruz ve sadece hukuk, sadece devlet, sadece kurumlar alanında da değil. Biz kendi işlerimizi düzenlerken de bu tür normlar, kurallar oluşturarak yol alıyoruz. İşte bir sempozyum düzenlemeye kalktığımızda diyoruz ki şu tarihe kadar gönderilen başvurular değerlendirmeye alınacaktır. O tarihten sonra gönderilen hayır değerlendirmeye almıyoruz. Bildiri aynı bildiri. Yani o bildirinin içeriğinde, değerinde bir şey değişmiyor. Ama belli bir tarihe kadar gönderilmemiş olması bizi sempozyum kapsamına sokmaktan alıkoyuyor. Çünkü bu konuda bir kuralımız var ve kuralımız olmak zorunda. Sonuç. Hukukun yani bu bahsin sonucu. Hukukun eylemlerimizi düzenleme işlevi zamana ilişkin normlar konmasını zorunlu kılıyor ve zaman aşımı kuralları dediğimiz şey de bu tür normlar arasında yer alıyor. Benim hani hukukçu olmayan bir fani olarak bulduğum ilk yanıt bu. Zaman aşımı normları niye var? Zaman aşımı normları var çünkü hukukun zamanı düzenlemekte meşru bir ilgisi çıkarı var. Hukuktan beklediğimiz şeyin yapılmasının bir gereği olarak hukuk zamanına ilişkin normlar koyuyor. Güzel. Ama bu durum, bu kabul, zamana ilişkin normların gerekliliği kabulü yani, zaman aşımı kurallarının ayrıca gerekçelendirilmesi veya ayrıca haklılaştırılması gerektiğinde elbette ortadan kaldırmıyor. Bir miktar itiraf edeyim ceza hukuku teorisi çalıştım. Buradaki ne diyeyim mesele etrafında düşünürken ve hani hızla da kaçmak isteği uyandırdı bende bu kısa çalışma. Çünkü hani hukukçulara sataşarak bir şey söyleyeceğim. İki hukukçunun olduğu yerde üç görüş vardır derler. Ceza hukuku teorisinde zaman aşımının lehine ileri sürülen argümanlara bakmaya çalıştığımda dehşet verici bir ne diyeyim kalabalık ve argüman bolluğu var. Fakat detaylı ve uzun bir analize girmeden kabaca, çok kabaca bu argümanları iki ana grup halinde sınıflandırmak bana mümkün görünüyor. Bunlardan birincisi ve biraz sonra söyleyeceğim nedenlerle daha geçerli olduğunu düşündüğüm argüman grubu, hukuk tekniğinin rasyonel dayanaklarından hareket ediyor. Ne demek bu? Kabaca şu demek. Şunu söylüyorlar bu tipteki argümanlar veya bu gruptaki argümanlar. Bir yargılama sonsuza dek süremez. Her davanın bir sonu olması gerekir. Hani bunu dediğim gibi benim gibi hukukçu olmayanların anlayacağı bir... Çünkü ben böyle anladım. Yani okuduğum şeyleri nasıl anladıysam öyle anlatmaya çalışıyorum. Bir yargılamanın sonsuza dek süremeyeceği her davanın bir sonu olması gerektiği tezi. Neden böyle? Neden sonsuza kadar süremez? Çünkü aksi takdirde bir sürü sorun ortaya çıkar. Bir kere hukukun toplumsal ilişkileri ve eylemleri öngörülebilir şekilde düzenleme işlevi sekteye uğrar. Zamanın geçmesine bağlı olarak argümanlardan biri ve çok ciddi anlamda argümanlardan biri tanıklar ve kanıtlar ulaşılabilir olmaktan çıkmaya başlar. Tanıklar ve kanıt elbette bu ağır insan hakları ihlallerinde bunun tam tersi geçerli. Zamanın geçmesi tanıkların ve kanıtların, yeni tanıkların ve kanıtların ortaya çıkmasını kolaylaştırmasını kolaylaştıran bir faktör. Ağır insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda. Ama ağır insan hakları ihlallerinde değil de hukukun genel işlevi içindeki zaman aşımı kurallarını anlamaya çalışmak üzere baktığım bir şeyi aktarıyorum şu anda. Bir yandan suçlanan kişiler ömür boyu sanık konumunda kalırlar, sanık konumundan çıkamazlar ve haklarında bir hüküm tesis edilmeksizin ilanıya kendilerini savunmak zorunda bırakılmış olurlar. Dolayısıyla hukuk tekniği deniyor. Her davanın şu ya da bu şekilde bir nihayete ermesini sağlayacak şekilde iş görmelidir. Bir karar verilebiliyorsa ne ala, beraatse beraat, mahkumiyetse mahkumiyet ama karar verilemiyorsa da zaman aşımı. Dolayısıyla zaman aşımı kuralları hukukun bu finaliteyi, bu bir nihayete erme gerekliliğini yerine getirmesinin yollarından biri. Hukuk, ceza hukuku teorisi içinde. İkinci argüman hattı veya ikinci argüman grubu ise daha ziyade şöyle bir akıl yürütmeye dayanıyor. Cezalandırma pratiği
mahiyetine ilişkin bir tez var burada. Ceza niye vardır sorusuna bir yanıt var. Yanıt şu, toplumsal düzenin korunması için vardır. Yani suç toplumsal ilişkilerde bir bozulma yaratır ve ceza da hukuken örgütlenmiş toplumun diyelim, kendini onarmasını ve korumasını sağlar. Dolayısıyla ceza denilen şey veya ceza dediğimiz şey, cezalandırma pratiği, toplumsal yarara hizmet eden bir şeydir. Bir toplumsal faydası vardır tezi. Öte yandan ama bu argüman devam ediyor. Deniyor ki zamanın akışı, yani suçun üzerinden uzun bir sürenin geçmesi bu yararı ortadan kaldıran bir durum yaratır. Diğer bir deyişle, yani gecikmiş adaletin adalet olmaması sözünden ilhamla diyebiliriz. Gecikmiş ceza yararsız cezadır diyorlar. Dolayısıyla bu bakış açısına göre de zaman aşımının esasını toplumsal faydanın, cezalandırmanın toplumsal faydasının ortadan kalkması oluşturuyor. Şimdi bu argümanlar zaman aşımı lehindeki argümanlar. Bunlar genel argümanlar. Yani bir içtihattaki teknik hukuki argümanlar değil. Onların arka planını oluşturan genel teorik argümanlar olarak bunlara baktığımızda. Bunlar ağır insan hakları ihlallerine uygulanabilirler mi? İki şey söyleyeceğim. Yani bir kısa cevap, hayır uygulanamazlar. Ama bu argümanlar aynı zamanda ceza hukukunda, işte Emel'in ifadesi de bireyler arasındaki normal suçlar diyebileceğimiz suçlarda, zaman aşımı kurallarının neden var olduğuna ilişkin en azından biz fanilere, hukukçu olmayanlara bir takım rasyonel dayanaklar gösteriyorlar. Bir takım rasyonel dayanaklara işaret ediyorlar. Fakat her iki argüman grubu da zaman aşımı kurallarının mutlak veya koşulsuz bir statüye sahip olması gerektiğine işaret etmekten veya bu konuda ikna edici bir zemin sunmaktan son derece uzak. Neden son derece uzak? Bu toplumsal fayda argümanından başlayalım. Yani çok kısaca birkaç şey söyleyeceğim bununla ilgili. Diyebiliriz ki cezalandırma pratiğinin elbette bir toplumsal faydası olabilir. Ve bazı durumlarda bu faydanın ortadan kalkması zaman aşımı kurallarının uygulanması için yeterli bir gerekçe de oluşturabilir. Ama meselenin özü bu değildir. Sadece ağır insan hakları ihlalleri konusunda değil, bireyler arasındaki ilişkilerde de, suçlarda da meselenin özü bu değildir. Çünkü cezanın esası toplumsal fayda değildir diyebiliriz. Ve deniyor da. Cezanın esası toplumsal fayda değildir. Peki nedir cezanın esası? Cezanın esası adalettir. Suç bir hakkın çiğnenmesi anlamına gelir ve adalet bu fiilin karşılıksız kalmamasını gerektirir. Dolayısıyla fiilin üstünden zaman geçmiş olması, adaletin yerine getirilmemiş olduğu ve yerine getirilmesi gerektiği gerçeğini değiştirmez. Bir genel argüman, toplumsal fayda argümanına karşı adalet argümanı. Bana kalırsa hukuk tekniğinin öngörülebilirlik sağlaması ve dolayısıyla aslında her davanın bir sonu olması gerektiği yönündeki argüman dizisi, toplumsal fayda argümanına göre daha geniş bir geçerlilik zeminine sahip. Ama burada da özellikle ağır insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda zaman aşımı kurallarının rasyonel dayanaklarıyla somut sonuçları arasında büyük bir dengesizlik veya orantısızlık ortaya çıkıyor. Dolayısıyla zaman aşımına karşı düzenlemeler veya belli suçların işte uluslararası çekirdek suçlar diye de adlandırılan soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırganlık suçlarının zaman aşımı kurallarının dışında tutulmasının arkasında yatan temel nedenlerden biri bu olarak da görünüyor bana. Burada bu suç zaman aşımı kurallarının yarattığı veya yaratma potansiyeli taşıdığı sonuçlar. Yani mağdurların adalet arayışının yanıtsız kalması, sonuçsuz kalması, faillerin cezasız kalması türündeki sonuçlar zaman aşımı kurallarının nispi geçerlilik alanıyla nispeten makul bulabileceğimiz rasyonel dayanaklarıyla tartıldığında çok ciddi bir dengesizlik ortaya çıkıyor. Şimdi burada yani bugünkü sunumda özellikle tartışmaya açmak istediğim şöyle bir noktada tarif etmeye çalıştım kendimce. Ve burada biraz bir kolektif özne olarak biz diliyle konuşacağım. Biz derken insan hakları savunucularını kastediyorum. Şimdi biz zaman aşımı kurallarına yönelik eleştiri ve itirazlarımızda ister istemez ve haklı olarak
büyük ölçüde mağdurlara ve faillere odaklanan bir perspektif içinden bakıyoruz meseleye. Bunun yanlış olduğunu zinhar düşünüyor değilim. Aksine doğru bir perspektif bu. Elbette doğru bir perspektif. Fakat aynı zamanda bazı bakımlardan da eksik bir perspektif gibi görünüyor bana. Neden eksik bir perspektif? Çünkü zaman aşımı kuralları sadece mağdurlar ve failler açısından sonuç üretmiyorlar. Failler ve mağdurlar açısından elbette çok sonuç üretiyorlar, muazzam sonuçlar üretiyorlar, dehşet sonuçlar üretiyorlar. Ama sadece onlar açısından sonuç üretmiyorlar. Tekrar edeyim, failler açısından cezasızlık sonucunu üretiyorlar. Doğru, bunu görüyoruz ve bununla mücadele ediyoruz. Bu perspektifimizin merkezinde duruyor. Mağdurlar ve mağdur yakınları açısından adalet arayışının sonuçsuz kalmasına yol açıyor zaman aşımı kuralları. Bunu görüyoruz, buna karşı mücadele ediyoruz ve bu da perspektifimizin merkezinde duruyor. Ama zaman aşımı kuralları aynı zamanda devlet açısından da sonuç üretiyorlar. Ve çok enteresan bir sonuç üretiyorlar. Devlet zaman aşımı kurallarının uygulanmasıyla yükümlülüklerinden azledilmiş oluyor. Şimdi, bence sormamız gereken bir soru ve etrafında çeşitli argümanların örülebileceği bir soru. Devlet, modern hukuk devletini anlıyorsak devletten, yükümlülüklerinden, özellikle de ağır insan hakları ihlalleri konusundaki yükümlülüklerinden azledilebilir mi? Şimdi burada bu zaman aşımı kurallarının uygulanmasıyla ortaya çıkan bu yükümlülükten azledilme durumunda üstelik bir de yetki ve yükümlülük ilişkisini tepe taklak eden, ters yüz eden bir tablo da var. Ne kastediyorum? Şöyle bir şey kastediyorum. Zaman aşımı kurallarının uygulanması teknik olarak devletin cezalandırma yetkisinin ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Zaman aşımı uygulandığında devletin cezalandırma yetkisi son buluyor. O fiille ilgili veya o iddia ile ilgili olarak. Ama dikkat edelim veya şunu soralım. Devlet yetkili olduğu için mi yükümlüdür? Yoksa yükümlü olduğu için mi yetkilidir? Yani bir yetkisi var devletin ve o yetkilere sahip olduğu için mi ona bir takım yükümlülükler atfedilmiş, yüklenmiş durumda? Yoksa devletin yükümlülükleri var ve bu yükümlülüklerin altına sokulmuş olduğu için o yükümlülükleri yerine getirmek üzere mi bir takım yetkileri var? Şimdi hukuk devleti mantığı içinde, hukuk devleti teorisi içinde veya çerçevesinde bu sorunun açık ve tek bir yanıtı var. Yükümlülük yetkiden önce gelir. Devlet yetkili olduğu için yükümlü değildir. Aksine yükümlü olduğu için yetkilidir. Yani yükümlülük yetkinin temeli veya varlık nedenidir. Bir yükümlülük olduğu için o yükümlülüğün yerine getirilmesini mümkün kılan yetkiler tesis edilir. Hukuk devleti dediğimiz şeyin mantığı ve kurumsallığı bu şekilde ne diyeyim normatif olarak yapılandırılmıştır. İşte suçun cezalandırılması yükümlülüğünü varsaymadan cezalandırma yetkisini tarif edemezsiniz mesela. Dolayısıyla ağır insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda zaman aşımı yoluyla devletin cezalandırma yetkisinin ortadan kaldırılması, devletin bu ihlallerle ilgili yükümlülüklerinden soyundurulabileceği, bu yükümlülüklerinden azledilebileceği varsayımına dayanıyor aynı zamanda. Ve bu hem bir hukuki varsayım olarak hem bir siyasi varsayım olarak bence argüman haznemizi genişleterek hedef almamız gereken noktalardan biri. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi ve sadece hukuk kuramı açısından da değil, sağduyumuz açısından da burada aslında son derece saçma bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu yetki yükümlülük ilişkisinin ters yüz edilmesi konusunda. Çünkü bir yükümlülüğün şu veya bu nedenle yerine getirilmemiş olması, yükümlülüğün sona ermesi için bir gerekçe teşkil edemez. Üstelik ağır insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda hukuk devleti açısından kurucu mahiyetteki yükümlülüklerden bahsediyoruz. Yani bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle de ortadan kalkması gibi sağduyumuz açısından da kabul edilebilir olmayan, zinhar kabul edilebilir olmayan bir tablo var burada. Şimdi son olarak bir şey söyleyip sözü bırakacağım. Altını çizmeye çalıştığım şey, devlet aktörlerinin cezasızlığı teşvik ve himaye eden pratikleriyle ilgili değil. Bundan daha genel
ve daha asli bir ilkesel sorunu belki de tartışmaya çalışıyorum. Hatta belki şöyle söylemek de mümkün. Şunu da çünkü varsayabiliriz. Bir devlet, değil mi? Yani veya bir devletin kamu görevlileri, elbette Türkiye'den bahsetmiyoruz ama faillerin ortaya çıkarılması ve cezalandırılması için ellerinden gelen her şeyi yapmış ama yine de başarısızlığa uğramış olabilirler. Neden olabilirler? Çünkü insan yapımı, insan eliyle tesis edilmiş kurumlardan bahsediyoruz. Ve insan eliyle tesis edilmiş kurumlar adaleti mutlak olarak garanti edemezler. Garanti edebilecekleri şey adalete erişilmesi konusunda çaba göstermektir. Bunun koşullarını teminat altına almaktır vesaire vesaire. Ama nihayetinde adalete erişileceği konusunda hiç kimse, hiçbir kurum, hiçbir güç, hiçbirimize bir bireysel vakayla ilgili olarak bir teminatta bulunamaz. Neden bulunamaz? Çünkü etkin çaba her zaman sonuç vermeyebilir. İşte söz konusu kanıtlar yeterli değildir, sağlam tanıklık yoktur vesaire vesaire. Şimdi devlet, şunu söylemeye çalışıyorum dolayısıyla, devlet bu durumlarda da yükümlülüğünden arz edilemez. Azledilemez. Ağır insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda özellikle. Çünkü bugün konuşmayan tanıklar yarın bir gün konuşmaya karar verebilirler. Bugün ulaşılamayan kanıtlar yarın bir gün ortaya çıkabilirler. Adalet arayışının kendisini açık tutmak, burada zaman aşımı kurallarının uygulanmasıyla ve devletin yükümlülüğünden azledilmesiyle yapılan şeylerden bir tanesi bizzat adalet arayışını imkansız kılmak veya bunun önünü kapatma yönündeki ne diyelim bir sonuç ortaya çıkarma. Dolayısıyla cezasızlığın kasti olarak himaye edilmediği, amaçlanmadığı durumlarda dahi örneğin işte Fülya'nın konuşmasındaydı değil mi? Şey örneği. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin etkin soruşturma yapılmadığını tespit ettiği durumlarda zaman aşımı sürelerinin uygulanmaması kararı. Etkin soruşturma yapılmış olsaydı zaman aşımı süresi makul müydü? Hani biraz bu tür bir soruyu sormak. Biraz bu tür bir sorunun işaret ettiği devletin, modern hukuk devletinin yükümlülüklerinden hangi koşullarda azledilemeyeceği ve asla azledilemeyeceği konusunun üstüne gitmek ve eğer mümkünse bu mağdurlar ve faillere ilişkin bakış açımıza eklenecek bir üçüncü unsur olarak bu devletin yükümlülüklerinin altını çizmeye çalıştığım için eğer mümkünse diye şimdi söyleyeceğim şeyi de tek vurgulamak istiyorum. Bu konuda hikayeler örebilmek. Şimdi mağdurlara ve faillere ilişkin bakış açımızın, kamusal sözümüzün çok büyük bir gücü var. Gerçek hikayelere, tanıklıklara, anlatılara dayanıyor. Yani Hülya'nın hukuki argümanların mücadeledeki önemine dair yaptığı vurguyu biraz genişleterek, hukuki değil, siyasi ve felsefi argümanların mücadelemizdeki rolü ve önemi ve bu argümanları kuşatan, bu argümanların dokusunu oluşturan, bu argümanların iletilebilirliğine muazzam bir katkı yapan hikayeler, anlatılar. Şimdi failler ve mağdurlar söz konusu olduğunda güçlü anlatılara sahibiz ve o nedenle bu perspektifin kendisi devletin yükümlülüklerine ilişkin argümanlara göre çok daha iletilebilir bir nitelik taşıyor. Ama devletin yükümlülüklerine ilişkin elbette bu tür bir deneyimden beslenmediği için bu türde bir güç, bu türde bir etki taşımasa dahi anlatısal bir dokuyu mücadele retoriğimizin, mücadele stratejimizin, mücadele ufkumuzun, eleştiri ufkumuzun her neyse parçası haline getirebildiğimiz ölçüde bu konuda da ne diyelim, çünkü her mücadele ister istemez bir hegemonya boyutu da taşır. Devletin yükümlülüklerinden azledilemeyeceği fikrini sadece bir hukuki argüman olarak değil, onun ötesinde bir siyasi sözün temel mesajlarından biri haline getirebilirsek bence önemli bir şey yapmış oluruz. Çok teşekkür ediyorum.